ben öldüğüm zaman kimse ağlamasın. Kimse beni methetmesin. Mezarımın başında bir müddet bekleyin ki kabre alışayım. Zira ölüm melekleri gelecek ve beni hesaba çekecekler. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu'ndan dinlemekte olduğunuz Eshab-ı Kiram dizisinde yeni bir programı sunuyoruz. Amr bin As. Sahibi Doktor Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Program Yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Senaryo Fatih Böhürler. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Program Yönetmen Yardımcıları Erol Mermer, İslam Gemici. Sayın dinleyiciler, sizlerden aldığımız mektuplar, TGRT programlarından son derece memnun olduğunuzu, bu programları gözyaşları içinde dinlediğinizi dile getiriyor. Takdirlerinizi kazanmak bizlere de güç ve daha bir aşk veriyor. Hepinize teşekkürler ediyoruz. Eksik olmayınız. Az evvel anons ettiğimiz gibi, bu defa Amr bin As Hazretlerinin hayatını dinleyeceksiniz. Şüphesiz 93 yıllık bir ömrü şu dar zamana sığdırmak oldukça zor. Ama bir damla su, bir denizin bütün özelliklerini taşır. Bu program, Arabistan'da yetişen 4 büyük dahiden biri olan kelam, kalem ve kılıç ustası Amr bin As radıyallahu anh'ın hayatından bir küçük ışıltı. Aslında Irak'tan Kuzey Afrika'ya, Filistin'den Mekke'ye kadar olan geniş bölgede asker, başkomutan, idareci olarak hizmet vermiş bir büyük insan ancak doktora tezleriyle anlatılabilir. Yüce Allah hepimizi şefaatine kavuştursun. Mektuplarımızı bekliyoruz. Adresimiz TGRT Cağaloğlu, İstanbul. Ey Amr! Bu gördüğüm sen misin? Halid bin Velid. Gözlerime inanamıyorum. Burada, Hedde'de ne arıyorsun? Hele gel, önce dinlen biraz. Böyle bir yerde karşılaşacağımız aklımın ucundan geçmezdi doğrusu. Çadır da kurmuşsun. Yolun uzak herhalde. Uzak ya. Otur şöyle. Aç mısın? Hayır. Biraz su versen kafi. Hemen. Buyur. Medine'ye gidiyoruz. Ne? Medine'ye mi? Evet, Medine'ye. Doğru mu düşünüyorum acaba? Ben kararımı verdim. Muhammed'i öldürmeye mi gidiyorsun? Hayır, Müslüman olmaya. Vah, duyabileceğim en güzel haber. İyi de sen niçin seviniyorsun? Zira ben de yüksek huzurda Müslümanlığımı ikrar etmeye gidiyorum. Hakikaten müthiş. Saadetimi ifadeye kelimeler yetmiyor. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te Müslümanlarla çarpıştım. Ancak daha sonra meseleyi kendi kendime münakaşa ettim. Nefsimle amansız bir hesaplaşmaya girdim. Kendimle geceler ve gündüzler boyu kavga ettim. Hem İslamiyet'i hem de onun peygamberini en tavizsiz bir şekilde dünden bugüne derinden derine düşündüm. Ve tam bir vicdani kanaatle hüküm verdim ki ben ve benim gibi eski din üzere kalmakta ısrarlı olanlar hata ediyoruz. Her şey ayan beyan ortada. En cahil bir köle İslamiyet'i kabul ederek peygambere tabi olunca bir asil insan oluyor.
Dün peygamberime düşman olanlar Müslüman olmakla bir anda onun kılına ziyan gelmesin diye gözlerini kırpmadan canlarını veriyorlar. Sanki o eski insan gidiyor ve aynı beden içinde yeni bir ruh taşıyan kimseler geliyor. İşte Allah'a ve Resulüne iman etmenin kudreti. Ya Halil, orada neler oluyor? Dünyanın en mesut hadiselerinden biri. Bu ıssız yerde mi? İslamiyet uğruna bu yolu aşmaya azmetmiş sade biz değilmişiz. Bayağı meraklandım. Geliyorum. Ama Amr bin As bu. Evet, benim. Ya Eba Süleyman. Bizi seçilmişler zümresine dahil eden Allah'a sonsuz hamdolsun. Hamdolsun. 8 sene evvel o Resuller Resulü bin türlü meşakkate katlanarak aramızdan hicret ederken gözümüzü intikam hırsı bürümüştü. Gözümüzü intikam hırsı bürümüş ve içimiz dışımız kapkaraydı. Şimdi ise henüz o şerefli huzura çıkmadan sadece kelime-i şehadeti tatmışken tarifsiz bir huzur içindeyiz. Hadi öyleyse, yollar bizi bekliyor. Harre'ye geldik. Evet, yolumuz az kaldı. Medine'ye yaklaştıkça heyecanım artıyor. Ya ben? Birçok muharebeye iştirak ettim. Komutanlık yaptım. Kaç kere ölümle burun buruna geldim. Ama hiçbir zaman şu anki kadar ürpermedim. Heyecandan titriyorum. Heyecanın ne kıymeti var? Ölsek gam değil. Mümin olarak can vermiş oluruz. Ya son nefesimize kadar İslamiyet'e muarız kalıp müşrik olarak ölseydik? Onun için şuradan Resulullah'a kadar yüzüstü sürüne sürüne gitsek layıktır. Siz kimlerdensiniz? Mekkeliyiz. Mekke'den mi? Muhacir misiniz? Öyle sayılırız. Medine'ye hicret ediyoruz. Ne zaman Müslüman oldunuz? Yeni. Ben sizlerden önce varırım herhalde. Kimler geliyor diyeyim? Amr bin As, Halid bin Velid ve Osman bin Talha. Siz? Yani Mekkeli müşriklerin meşhur komutanları ha? Müşrik ordularına komutan olmaktansa halis müminler arasında er olmak ve er kalmak en güzel rütbe. Bugün dünden daha kuvvetliyiz. İslam'ın nuru her gün artıyor. Peygamberimize böyle bir müjdeyi verme nimetini bana nasip ettiği için Rabbime şükürler olsun. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Allah'ın Resulü sizleri uzaktan görünce Mekke ciğerparelerini kucağınıza attı demişti. Şimdi bu din sizden hizmet bekler. İnşallah. Ya Amr, sana bir sorum var. Efendim? Sen biat ederken ben biraz uzağınızdaydım. Muhammed aleyhisselam sana biat etmen için sağ elini uzattığında sen niçin elini geri çektin? Biat etmek için şart koşmak istedim. Onun için çektim elimi. Neydi şartın? Şartım eskiden işlediğim günahların affedilmesiydi. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Şüphesiz İslamiyet kendinden önce yapılanların hesabını sormaz. Hicret de önceki günahların hesabının sorulmasına manidir. Hac da böyledir dediler. Öyle büyük bir din ki merhamet denizi adeta. Bir de ileride işlemem mümkün günahların affını isteyecektim ama unuttum. Ne gaflet. Unuttum deme. Unutturuldum de. Çünkü ayeti kerimede Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Allahu Ekber Allah.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe. Şu ezana bak. Ne kadar deruni, ne kadar ulvi, ne kadar ilahi. Sanki sesten bir nur çağlayanı. Kıyamete kadar her an tekrarlanacak büyük davet. Hadi, davete uyalım. Bak bak, şu giden Amr bin As değil mi? Evet, o. Ne var bunda? Hareketlerinde bir tuhaflık var. Ama ne olduğunu çıkaramadım. Eskiden olsa hemen yanımıza uğrar, hal hatır sorardı. Hı. Sanki burası Mekke değil, o da Mekkeli değil. Evet, kimseye selam vermeden gözleri önünde yürüyor. Sen bunu neye yoruyorsun? Müslüman oldu diye bir fısıltı dolaşıyor. İftira ediyorlar. Ama Müslümanlarla yaptığımız bütün savaşlara katıldı. Hem de en ön saflarda. Ya, öyle deme. Halid bin Velid de Müslüman oldu biliyorsun. Uhud'da Müslümanları bozguna uğratan o değil miydi? Kimin ne olacağı belli değil. Ben babama bile güvenmem. Peki nasıl anlarız Müslüman olup olmadığını? Ha, bundan kolay ne var? Aramızdan bir genç göndeririz. Masum bir edayla ağzını arar. Fena fikir değil. Bir deneyelim. Ha. Demek müminsin. Ve bugün tekrar Medine'ye din kardeşlerinin yanına dönüyorsun. Evet genç Mekkeli. Ben ebedi saadete kavuştum. Bu nimet inşallah sana da nasip olur. Ya Amr, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Madem ki İslam dini son ve en kamil dindir, neden senin gibi akıllı bir insan İslam'a girmekte geç kaldı? Biz... Maalesef bizden öncekileri kendimize rehber kabul etmiştik. Onlar Resulullah'ı inkar edince biz de inkar ettik. Akılsızlarla beraber hareket ediyorduk. Ta Hendek Harbi'nin sonuna kadar. Peki Hendek'ten sonra ne oldu? Onlar çekilip sıra bize gelince derinden derine düşündük. Ve hakkın apaçık ortada olduğunu gördük. Ama bu arada tarihte ne yazık ki hicretin 8. yılını bulmuştu. Bari sen geç kalma. Çünkü ölüm geç kalmıyor. Anlattıklarını uzun uzun düşüneceğim. Kim bilir? Belki bir gün aynı saflarda buluşuruz. İnşallah. Hadi. Allah'a ısmarladık. Yolun açık olsun ya Amr. Amr, sen sıradan biri değilsin. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Resulullah'ın seni aradığını duydun mu ya Amr? Maalesef duymadım. Nihayet Allah için kılıç sallayacaksın aziz kardeşim. Elhamdülillah. Resulullah bir bölük asker toplattı. Galiba başlarına kumandan olarak seni tayin edecek. Sen peygamber efendimize, ya Resulallah, Müslüman olmadan önce bu hak dine zarar vermeye kastetmiştim. Şimdi muradım odur ki İslam'a girdiğim belli ola demiştim. Evet öyle dedim. O da yakında seni bir hizmete gönderirim buyurmuştu. Doğru. Duan makbul oldu. Hadi durma. Resulullah'ın huzuruna git. Dönüşte bize de haber vermeyi unutma. İnşallah. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Resulullah ne buyurdu ya Amr? Tahminimiz doğru muymuş?
Babamın dayıları Beli bin Ömer bin Lihaf kabilesinin üzerine gönderilecek seriyeye bölük komutanı olarak tayin edildim. Allah'a hamdü senalar olsun. Hem lütuf hem imtihan. Resulullah mutlaka dua buyurmuşlardır. Allah sana selamet ve ganimet versin. Salih mal ile dönesin buyurdular. Amin. Ne güzel bir duaya mazhar olmuşsun. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben zenginlik ve mal için değil, İslam dinine hizmet etmek, bu yolda cihad etmek ve senin yanında bulunmak için Müslüman oldum. Efendimiz ne karşılık verdiler? Ey Amr, salih mal, salih kimse de ne güzeldir. İnşallah zaferle dönersiniz. İnşallah. İnşallah. Birliğinde muhacirin ve ensardan namlı bahadırlar var mı? Sa'd bin Ebi Vakkas var. Bilirsiniz çok iyi okçudur. Evet. Sonra Useyd bin Hudayr var. Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade var. Amr bin Rebiya, Seleme bin Seleme ve daha nice mücahit. Ayrıca 30 kadar atımız olacak. Ve ben olacağım. Ve ben de olacağım. Ne oluyor? Niye durdurdular? Bak, şuradan dört nala bizim gözcü geliyor. Belki mühim bir haber getiriyordur. Efendim, birçok müşrik kabilesi birleşti. Bir kabile ile değil, kabilelerle çarpışacağız. Ne yapmamızı tavsiye edersin? Takviye birlikler isteyelim. Evet, aynı kanaatteyim. Rafi! Efendim? Süratli bir at bul. Tez gidip Resulullah'a arz et. Yardımcı bir birliğe ihtiyacımız var. Hadi vakit kaybetme. Hemen yola çık. Neden boynunu büktün? Ben gidip gelene kadar savaş olur da şehit olmazsam diye. Aman yarabbi. Bu ne emsalsiz iman. Bu imanı muhafaza ettiği müddetçe bu ümmetin sırtı yere gelmez. İnşallah muradına nail olursun. Ama vereceğin haber hayati kıymet taşıyor. Hadi Allah yolunu açık etsin. Bu beyaz sancağı en yüksek yere dikin. Serveri alem onu benim için bağladı. Ey Amr, Resulullah bir de siyah bayrak vermişti. Onu da en ön safta dalgalandırın. Böyle soğuk hava görmedim. Her tarafım dondu. Müthiş soğuk. Neyse ki bol çalı çırpı var. Biz günlerdir burada olduğumuz için yine de alışık sayılırız. Bakalım yeni gelen birlik ne yapacak? Yeni gelenler de Resulullah aşkıyla yanan bir kahramanlar ordusu. Başlarında Ebu Ubeyde bin Cerrah var. İlk muhacirlerden. 200 kişi kadarlar. Aralarında Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer de bulunuyor. Eshabın en ileri gelen şahsiyetleri. Ve bütün bu büyük şahsiyetler Amr bin As'ın emrinde toplanmışlar. Ne büyük din ya Rabbi. Ne düşman, ne ağır tabiat şartları, yüksek ahlak ve yüksek maksat sahibi bu orduya asla korkutamaz. Hadi, şimdi şunları tutuşturalım da biraz ısınalım. Tamam, yandı işte. Oh, azıcık titremem durdu. Siz ne yapıyorsunuz orada? Isınmak için ateş yaktık. Ah, sizi yaktığınız o ateşin içine atarım. Derhal söndürün. Tabii. Ey Amr. Buyur ya Eva Bekir. Niçin ateşi yaktırmıyorsun? Sen bana itaat etmek ve benim sözlerimi dinlemekle emrolunmadın mı? Evet. Öyleyse dediklerime harfiyen uyulsun.
Ya Eba Bekir, duyduğuma göre Amr sertlik gösterirmiş. Ben buna tahammül edemem. Gideceğim. Hayır, gidemezsin ya Ömer. Gidersen nefsine uymuş olursun. Amr'ı kuvvetli savaş bilgisi sebebiyle Resulullah başımıza kumandan tayin etti. Gidersen şeklen Amr'a küsmüş olursun ama aslında bu hareket peygambere isyan olur. Yok, estağfurullah. Ey İslam ordusu! Az sonra düşmana saldıracağız. Abdestsiz hiç kimse kalmasın. Su bulamayan teyemmüm edebilir. Evvela niyetlerimizi ıslah edelim. Katille mücahide ayıran fark niyettir. İslam'a gelin diye yaptığımız daveti reddettiler. Artık dinimiz için bir tehlike teşkil eden düşmanı zararsız hale getirmek üzerimize farz olmuştur. Bileklerinize ve kılıçlarınıza değil, Allah'a ve peygambere güvenerek cihad ediniz. Böyle yaparsak zafer elbette bizim olacaktır. Dalga dalga geliyorlar. Canınızı kurtarmaya bakın. Harbin başlamasıyla bitmesi bir oldu. Mahvolduk, perişan olduk. Kaçanları takip etmeyin. Tuzağa düşebilirsiniz. Teslim olan canını kurtarır. Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Öldürmeyin. 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 Biz zaten öldük. Düşman çok sayıda esir verdi. Bol miktarda ganimet de kaldı. Toplanın! Bize bu zaferi bahşeden Allah'a hamd ve yüzünüz iki cihanda ak olsun. Canla başla çarpıştınız. Şükürler olsun ki müminiz. Ya düşmanla saflarımız değişik olsaydı? Ya onlar mümin, biz kafir olsaydık? Biz aslında onların canlarına değil, bozuk olan itikatlarına düşmanız. Bu sebeple şu an esaret zilletine düşen bu insanlara hüsnü muamele ediniz. Olur ki aralarından iyi Müslümanlar çıkar. Şimdi Resulullah'a haberciler koşturalım. Allah'ın nurunu yeryüzüne yaymak için son nefesimize kadar çalışalım. Her şey senden Allah'ım. Esselamu aleyküm ya Amr. Beni tanıdın mı? Ve aleyküm selam. Elbette tanıdım genç adam. Öyle anlıyorum ki Müslüman olmuşsun. Mekke'nin fethinden evvel Müslüman oldum. Elhamdülillah. Bir kişi daha ateşten kurtuldu. Yakında bir sefer var mı? Sefer değil de Resulullah'ın yazdığı mektubu Umman Sultanı'na ben götüreceğim. Şayet Müslüman olurlarsa vali olarak orada kalacağım. İnşallah Müslüman olurlar. Öyle ümit ediyorum.
Ya Amr, sen ha? Umman valiliği ve Tebuk zaferi. Şimdi nereye? Resulullah'tan sonra ona yakatle halifelik yapan Hazreti Ebu Bekir beni çağırmış. Gel benimle. Hoş geldin ya Amr, aziz kardeşim. Hoş bulduk efendim. Ya Amr, seni Mekke, Taif, Havazin ve Beni Kılap'tan topladığım ordunun başına kumandan olarak tayin ediyorum. İşte sancak, sana teslim. Vazifeniz Filistin'i almaktır. Sana yakın bir başka bölgede de Ebu Ubeyde bin Cerrah çarpışacaktır. Ona yardımcı ol ve onunla istişare etmeden hiçbir işe karar verme. Hemen hazırlıklarını yap. Hazır olduğunda haberim olsun. Baş üstüne. Çıkabilirsin. Ordu emir ve görüşlerinize hazırdır efendim. Teşekkür ederim. Ya Amr, işte ordunun başında bir hizmete daha çıkıyorsun. Diyeceklerimi iyi dinle. Baş üstüne efendim. Gizli ve açıktaki her hal ve işinde takva üzere ol. Allah-u Teala'dan kork. Her halinde ondan haya eyle. O gizli açık her şeyi görmektedir. Hep ahiret işleriyle meşgul ol. Bunları yaparken de yalnız Allah'ın rızasını düşün. Emrindekilere baba gibi şefkatli ol ve yumuşak davran. Çünkü aralarında zayıf olanlar vardır. Baş üstüne. Ebu Bekir beni az bir kuvvetle düşmana ezdirecek gibi bir fikir aklından geçmesin. Ey Amr, nelerle karşılaştığımızı çok defa görmüşsündür. Ne kalabalık küffarla cihat yaptık. Halbuki biz azdık. Sonra sen Allahu Teala'nın Huneyn'de Müslümanlara nasıl yardımda bulunduğunu da biliyorsun. Biliyorum efendim. Ey Amr, senin yanında Bedir'de savaşmış muhacirin ve ensardan olan gaziler var. Onlara çok ikram ve iltifatta bulun. Onların hakkını gözet. Onlar üzerinde büyüklük ve üstünlük gösterme. Şeytanın vesvesesi sana galip gelip de ben onlardan daha üstün olduğum için Ebu Bekir beni onların başına seçti demeyesin. Şeytanın hilesinden çok sakın. Onlardan biri gibi davran ve işlerinde onlarla istişare ederek hareket et. Baş üstüne. Namaza çok sarıl. Vakit girince ezan okut. Seninle beraber namaz kılmak isteyenlere namaz kıldır. Düşmandan çok sakın. Düşmanı iyi takip et. Tuzağına düşme. Arkadaşlarına nöbet tuttur. Emrindekilerin hallerini iyi tanı. Onların arasında bulun. Ama insanların gizli taraflarını başkasına açma. Arkadaşlarına nasihat ettiğin zaman kısa ve öz konuş. Önce kendini düzelt ki emrin altında olanlar da sana karşı iyi olsunlar. Emirin bildiğini ve emri altındakiler hakkında yapacağını yalnız kendisi bilmeli. Baş üstüne. Düşmanla karşılaştığın zaman düşmandan değil, Allah-u Teala'dan kork. Gideceğin yere önce keşif birliği gönder. Düşmanla karşılaşınca sabırlı ol. Ama lazım gelen tedbirleri de al. Askerine Kur'an-ı Kerim okut. Dünyanın çekiciliğine aldanma. Senden önce yaşayanların ne olduğunu düşün. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de methu sena buyurduğu idarecilerden ol. Baş üstüne. Ey İslam askeri! Şimdi Allah-u Teala'nın yardım ve bereketiyle
yola çıkınız. Allah'ın düşmanlarıyla cihad ediniz. Size takva üzere olmanızı ve Allah'tan korkmanızı tavsiye ediyorum. Şüphe yok ki Cenab-ı Hak dinine yardım edenlerin yardımcısıdır. Bunları unutmayınız ve başınızdaki emire hakkıyla tabi olunuz. Baş üstüne! De Heraklius oğlu Filistin komutasındaki Bizans ordusuyla karşı karşıyayız. 80 bin kişiyle. Ali İmran suresinde kim Allahu Teala'yı ve ahiret gününü isterse onların sayıları az olsa bile düşmanın çokluğundan korkmasın. Çünkü cihat farzdır buyuruluyor. Ve müminlere şehitlik müjdeleniyor. Şartlar ne olursa olsun Kur'an-ı Kerim'in emrine uyacağız. Hepimiz bir bir şehit olacak. Lakin bir adım geri atmayacağız. Ey Rebia bin Amr! İşte düşman, işte biz. Hayır ey Amr. İşte düşman, işte biz değil. İşte düşman, işte İslam. Biz hangi harpte kafirlerden fazlaydık ki? Allahu Teala'nın yardımı bize ulaşacaktır. Biz onun için dövüşmüyor muyuz? Vallahi doğru söylüyorsun. Harp nizamı alınsın. At bin! At bin! Düşman hazırlanıyor. Aklım havsalam almıyor. 5000 kişi nasıl olur da 80.000 kişilik bir ordunun karşısına çıkar? Mutlaka yakınlarda asıl orduları vardır. Bunlar olsa olsa öncü kuvvetlerdir. Ben de aynı fikirdeyim. Amr'la uygun bir yerde barış görüşmeleri yapmamız için lazım gelen temaslara başlayınız. Baş üstüne. Ey Filistin, sen zeki bir komutansın. Önce sulh müzakeresi istedin. Hakla batılı ayırabilmelisin. Müslüman olmanızı teklif ediyorum. Yoksa buraları kaybedeceksiniz. Hayır. Ecdadımız Hristiyandı. Biz de Hristiyan kalacağız. O halde İslam hukukunun bir şartı olarak cizye vereceksiniz. Hayır. Rumlar beni dinlemez. Öyleyse bu ihtilafı kılıç halleder. Sağ cenahımdaki komutan Şurahbil bin Hasene, sol cenahımdaki komutan Sabup bin Cibaye'dir. Baştan ayağa zırhlı. Şu kafiri kim susturacak? Allah'ın izniyle ben susturacağım. Sakif kabilesinden bir mücahid. Üzerinde sadece bir entari, elinde yalnızca ok ve yayı var. Atı da yok. Ah, iman kuvveti. Sen bir kimsede varsan ondan arslanlar bile korksun. Şu oku ye de gör gününü. Ok mücahidi yalayıp geçti.
Batu. Muhammed iyi kurtuldu. Fakat eyvah. Şu garip Muhammed'i şimşek gibi bir hızla karşılık veriyor. Bizimki daha yayı kuramadı. Eyvah. Boynundan berbat şekilde vuruldu. Elhamdülillah. Erken öten horozun boynunu vururlar. Ne de kibirliydi. Debelene debelene can verdi. Biri zırhına, biri Allah'ına güveniyordu. Fakat bir gelen daha var. Bu defa bir komutan. İnşallah o da bertaraf edilecek. Yiğit olan biri gelsin. Haydem, tecrübeli bir muharip. Evde vedalaşırken anneme ve sevgili bacıma bu son görüşmemiz. Dönmeyince üzülmeyin. Cennette peygamberimizin havuzu başında bir araya geleceğiz demedim mi? Öyleyse ne duruyorum? Meydana önce ben atılmalıyım. Allahu Ekber! Açık verdi. Allah! Yerin cennet olsun. Ey Şurahbil, sanki Resulullah'a nice zaman vahiy katipliği yaptın. Herkesten evvel senin şu er meydanına atılman lazım değil mi? Hadi bismillah. Allahu Ekber! Ey kaydemun, geliyorum. Gel! Arkadaşım seni özlemiştir. Yere yıkıldılar. Kaydemun ne kadar uzattı. Ha şöyle. Muhammed'i altına aldı. Şimdi boğazlar. Al bakalım kaydemun. Kafa öyle değil, böyle kesilir. Bu ne demek? Benim ordumdan biri benim komutanımı öldürdü. Bir ihanet. Bu Rum bir anda mümin mi oldu acaba? Teşekkür ederim. Ama niçin bunu yaptın? Beni niçin kurtardın? Seni ben değil, Allah kurtardı. Sen? Evet, ben. Talha bin Hüveylid. Bedbaht Talha. Resulullah'tan sonra peygamberlik iddiasına yeltenen mürtet. Müslümanlara bir faydam olur diyerek Bizans ordusuna katıldım. Sen tövbe etmişsin. Ben mürtet oldum. Müslümanların yüzüne nasıl bakarım? Gidiyorum. Hayır, gidemezsin. Sen de bilirsin ki Yüce Allah Araf suresinde merhametim her şeyi içine almıştır buyuruyor. Sen tövbe etmiş, bunu fiilen de ispatlamış birisin. Hadi Amr'a gidelim. Ya Rabbim, tövbe ettim. Tövbemi kabul eyle. Görülmemiş bir yağmur. Bir tufan. Ey komutanlarım! Babam Yermük'te Müslümanlara mağlup oldu. Ve Konstantiniyye'ye dönmek zorunda kaldı. Düşman Şam'ı aldı. Şimdi biz burada zaman kaybederken Müslümanlar Kayseriye'yi de alabilirler. Tabiat şartları da bozuk. Geç kalmamız uygun olmaz. Çekilelim.
Doğru, çekilelim. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. İyi haberlerim vardır inşallah. Öyle kardeşim, müjdem var. Eba Übeyde bin Cerrah ile görüşeceğim. Buyur, şimdi çadırındadır. Şu mektubu okur musun? Bismillahirrahmanirrahim. Amr bin As'tan İslam orduları başkomutanı Eba Übeyde bin Cerrah'a. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ey Resulullah arkadaşı! Filistin bin Heraklius karşımıza 80 bin kişilik bir orduyla çıktı. Onunla Nahl denilen mevkide karşılaştık. Allah düşmanı Filistin bizimle savaşma cesareti gösteremeden Kaysariye'ye kaçtı. Emrinizi bekliyoruz. Şayet izin çıkarsa orayı da fethetmek istiyoruz. Tez haberi başkomutana iletelim. Kaysarı'ya düştü. Filistin Konstantiniyye'ye kaçtı. Ey Muhammed, şu an 93 yaşında olduğu halde hasta yatağında uyuyan babanızla iftar edebilirsiniz. O her gününü, her saatini Allah için kıymetlendirmiş bir asil ve büyük kahramandır. Ömrü at sırtında ve düşman karşısında geçti. Gözünü budaktan sakınmadı. Irak, Şam, Filistin, Mekke, Mısır, Kuzey Afrika arasındaki topraklara onun atının nal izleri bir İslam mührü gibi basılmıştır. Yerine göre asker olarak dövüştü. Yerine göre kumandan olarak harpler idare etti. Yerine göre vali olarak en adil idareyi kurdu. Ve yerine göre mükemmel bir hatip olup ahaliye Resulullah'ın söz ve davranışlarını anlattı.
Resulullah'ı anlatmayı şerefli bir vazife sayardı. Zaten onun peygamberimizi çok sevdiğini gören hemen anlardı. Nasihatlerinde bilhassa dünyaya fazla bağlı olmamak gerektiği üzerinde ısrarla dururdu. Ya evet, 80 binlik Bizans ordularını dize getiren adamı şimdi ölüm dize getiriyor. Hem de Ramazan bayramının birinci günü. Ölüm gelince acılar da bayramlar da öylece kalıyor. Biraz zemzem. Buyurun babacığım. Bismillah. Elhamdülillah. Beni iyi dinleyin. Artık vadem doluyor. Şu diyeceklerimi iyi dinleyin. Zira bunlar uzun bir ömrün mahsulüdür. İnsanlar üç kısımdır. Tam olan insan, dini ve aklı tamdır. Bir iş yapacağı zaman o işin ehliyle istişare eder. Yarım olan insan, dini ve aklı yerindedir. Ancak işlerinde kimseyle istişare yapmaz. Hiçbir şey olmayan insan, dini ve aklı da noksandır. İşlerini de istişare etmez. Bu kimse devamlı hata işler. Vallahi ben her iş ve hizmetimi danışarak yaptım. Şahidim ya Amr. Ordularına meleklerin yardıma koştuğu Amr. Şam Fatih, Mısır'ın muvaffak valisi, Hazreti Osman'ın müşaviri, Umman ve Beni Kuda mürtetlerini ıslah eden. Sen burada mısın? Beni duvara doğru, sağ tarafıma çevirin. Baba. Amr. Allah. Baba. Allah. Baba. Amr. Ben öldüğüm zaman kimse ağlamasın. Kimse beni methetmesin. Mezarımın başında bir müddet bekleyin ki kabre alışayım. Zira ölüm melekleri gelecek ve beni hesaba çekecekler. Allah'ım, sen emrettin, ben isyan ettim. Sen yasakladın, ben aksini yaptım. Şimdi affına sığınıyorum. Suçluyum. Özrümü kabul et. Senden başka ilah yoktur Allah'ım. Evet sevgili dinleyiciler, Amr bin As radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en seçkin arkadaşlarından biri. Bu din hiç bozulmadan tertemiz bir halde bugünlere, onların hayatlarını hiçe saymaları, durup dinlenmeden çalışmalarıyla geldi. Bir gün bir sahabi Peygamberimize sordu. Ya Resulallah! Amellerin en üstünü hangisidir?
Efendimiz buyurdular ki, Allah-u Teala'ya iman edip kalple tasdik etmek, onun yolunda cihad etmek, kabul olan hac, insanlara yumuşak davranmak, vermesi lazım ve vacip olmayan şeyleri arzuyla vermek ve güzel ahlaktır. Başlı başına bir hayat üslubu olan bu hadis-i şerifi nakleden Amr bin As'ın daha başka hadis rivayetleri de var. Onlar insanlığın zirve noktasına Resulullah'a benzemeye çalışarak yükseldiler. Bize düşen de Eshab-ı Kiram'ı örnek almak ve kendilerini hayır duayla anmak. TGRT'den Eshab-ı Kiram dizisinden Amr bin As programını dinlediniz. Sayın dinleyiciler, günün diğer saatlerinde Eshab-ı Kiram dizisinde Halid bin Velid, Cafer-i Tayyar, Rehber İnsanlar dizisinde Hacı Bayram-ı Veli, Aziz Mahmut Hüdayi, Emir Sultan, Bişri Hafi, Meydan Muharebelerimiz dizisinde Malazgirt, Şanlı Müdafalarımız dizisinde Kanice, Hatırat dizisinde Barbaros Halettin Paşa programlarını dinleyebilirsiniz. Ayrıca sevgili çocuklar, siz de Fezada İki Türk, Bizim Mahalle, Deli Balta, Korkusuz Beşler, Uçan Halı, Hayvanlar Çiftliği ile Uykudan Önce Elmas Nine'den Masallar programını kaçırmayınız. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.